Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yepyeni kendi girişimi mahvettim. Kasa reboot diyecektim. Ancak Feed the Köfte 3'ün 15. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda birkaç bir detay var. Birincisi, şunların enchantini değiştirdim. Hatta neyle değiştirdim diye soracak olursanız. Spellbinding Cloth. Bunu crafting table'da herhangi bir enchanted item'la beraber koyarsanız onun enchantment'larını siliyor. Beğenmediğiniz enchantment'ları bu şekilde silebilirsiniz. Ayrıyeten Terra Blade'i yaptım. Kendisi basitçe şöyle. Tabii senin shield'ın var. Adam Uzaktan da saldırı vuruştur ya. yapabiliyor, yakından da yapabiliyor. Ortalama bir kılıç. Ayrıyeten bir tane deneme için Gaia Savaşı açtım. Bunu öldürmeyi başardım bu sefer. Ancak ne yapmam gerektiğini de anladım. Sen git. Normal kılıç sen git. Sen gel, sen gel. Sen direkt git. Lexi Kabotanya sen kal. Sen de çok güzel bir şey yapacağız. Bunun olayı nedir diye soracak olursanız beni bir kere ölmekten kurtarıyor. Evet. Tabii bir tane Gaia Spirit istiyor. Yani Gaia öldürmemizi istiyor. 6 tane Gaia Spirit düştü bir tane Gaia'dan. Ve buraya geliyor. Kendisi öldüğümüz takdirde kırılıyor ancak bizim de ölmemizi engelliyor. Şimdi şu Gaia Spirit'leri de atmayalım. 4 tanesi bize lazım. Evet, ne yapıyoruz? Bu terörist stili alıyoruz. Ve voila! Gaia Spirit Ingot'a çeviriyoruz. Tamam, şimdi şunları atabiliriz buraya. Sen gel. Bucket sen git. Ayrıca unutmadan şu arkadaş da birinci pickaxe'i bitirdi. Şu an 5 tane modifier var. Onları ayarlayacağım. Yani... Doğmuş bu arada. Ney? Evet, dolmuş. Farmisi. Gelen herkes söylemek zorunda mı? O zaten dolu. Gaia Biliyorum. Kendi makinem, farkındayım. bileyim. Bu arada şu dead point'i de silelim. Ben bayağı uzaklaşıyorum. Yeter mi bu kadar köfte? Biraz daha geriye çekilsen güzel olabilir sanki. Hatta o dağda dur. Dur. Bir de önce ben çok önemli bir şey unuttum. Kendime. Savaşırken gelsem içeri almayız değil mi zaten? Öyle olması lazım. Şunları almayı unuttum. Yani. Şimdi Instant Health, Regeneration 2, Strength, Absorption, Resistance. Bunlar benim potionlarım. Her türlü buff'ı basacağım kendime. Basamadım. Absorption neden içmiyor? Ha, içti nihayet. Regeneration Instant Heal. Ve bunun müziğini çok daha seviyorum. Cleaver gel bakalım. Evet. Şimdi mümkün olduğunca Cleaver'la dalmaya çalışıyorum. Ayrıca bir tane Golden Apple yiyelim şimdi. Şu pixiler bayağı sinir bozuyor. Bu arada tekrar hatırlatayım. Gaia Guardian'ın görüntüsü sizin görüntüsünüzle benzer. Bunu aklınızda bulundurun. Gaia Guardian gel buraya. Evet. Ve buff'larım gitmiş. Gördüğünüz gibi çok kolay bir dövüş değil, hatta
Hop hop hop. Bufflarımı alayım ben bir. Buraya Guardian, gel buraya. Kanadımı kırdılar, uçamadım anne dedi birisi. Evet. Yarı cana geldik. Neredeyse. Golden Apple zamanı. Bu arada ufak bir not, bu Gaia Guardian'dan düşürebildiğiniz lootlardan bir tanesi Golden Apple değil, Golden Apple diyecektim de Golden Apple değil kastettiğim. Düşürebildiğiniz lootlardan bir tanesi Dice'ı demeyecektim, bu müzik riski. Dice öldürdükten sonra göstereceğim loot. Bufflarımı yenileme zamanı geldi. Evet. Speed'i alamadık. Evet, burada... Bu arkadaş bayağı işe, şirketimiz bayağı işe yarıyor. Evet. Bu arada uzaklaşmaya çalıştığımızda bizi ortaya atıyor itinayla. Ve şimdi dövüşün zor kısmına geldik. Mesela bu kısımda şirkene alansam. Canı çok az kaldı ama vuramıyorsunuz. Çünkü evet öldü. Huh. Evet Dice düştü ve müzik diski düştü. Bu arada Zahir niye konuşmuyorsun? Merhaba. Gel. Yazıyorsun konuşmuyorsun. Gel eve gel. Geliyorum. Çünkü ama utamadabilir ondan. Bize bayağı güzel şeyler düşürüyor. İlk önce Dice'ımızı alalım. Lütfen Eye of Flügel düş. Ring of Thor düştü. Çıktı. En az kullanacağım şey. Evet. 6 tane relik var. O 6 relikten bir tanesinin düşme ihtimali var içinden. Ups. Ring of Thor'a ihtiyacım yok. Ama nasıl... Ha. Bu. Üstümde de diyecek şimdi. Valla. Terrestrial Armor giyiniyorum şu an. Evet neyse. Bunu yaptık. O zaman kendimize ne yapalım? Kendime bir Flügel Tiara yapmak istiyorum ben. İşte bu item'i istiyordum bu arada. Ayo Flügel. Neyse. Flügel Tiara. Ha, Elementum lazım. Şimdi... Sen neredeydin? Benim şurada bir... Hah tamam. Hedehedon vardı. Ve şunları alsam güzel olacak çünkü. Ve sizleri de ben şuraya bir koyayım. Potionlarımı da yenilemem gerekecek. Orası ayrı bir... Bir tane daha mı? Ha? Bir tane daha mı keseceksin? Ya şu an o kadar manam yok. Terrestrial lazım. Ancak başka bir şey yapacağım. Flügel Tiara yapacağım.
Botanya'yla uçacağım. Nice. Bunu bekliyordum. Evet. Evet, artık Botanya'da uçabiliyorum. Ancak bu sınırsız bir uçuş değil. Ta ki Eye of Flugel'i elde edene kadar. Ve ayrıca Flugel Tiara hakkında bir detay daha. Görünüşünü değiştirebiliyoruz. Sen nesin? Wings Flugel. One Winged Angel. Ice Fairy. Phoenix. Snow Princess. Lord of the Pit. Zehir bot bitti biliyor musun? Ne? Bilirim ben. Bu da Bitti. bitirmiş lan. Bu da Wood mu? bitirmiş. Hı. Vereyim biraz benden. Yok şey lazım bize. Yok yok. Akasya lazım. Arkadaşlar lazım. Biz Var. kazanırız. Akasya var mı? Evet. Var. Alabilirim. Alabilirim abi. Çok az var ama var. Bir sek yeter mi? Yeter mi? Göktü. Hı. Harbi yeter mi? Yani. İlginç. Thanks. Yetmezse O kanatlar mı? seviyorum. O kanatlar. Flügelti Tiara. Onun mu? Hmm. Yani ve artık Gelmiş. şu zırha ihtiyacım yok. Şimdi bir Nice. şey daha yapmak istiyorum. Şunun hızı makul ama yeterli değil. Ben bunu upgrade etmek istiyorum. Gene ne lazım? Ben iyisini bir grup güruh yapayım. Evet, şu an biraz daha yavaş hıza alışamadım. Tamamdır. Seçimiz de hazır. Ve artık daha hızlıyız. Özellikle uçarken baya bir hızlı olacağız. Vuhuhu. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Ah. Şimdi. Ups, şu an benim internet bağlantısı patates mi? Bana mı öyle geldi? Aynen. Arada sesin kesiliyor. Tamamdır. Ve kapımda şuriken var. Evet, şimdi benim bölüm arası yapacağım bir şey belli. Bölüm arası baya öldürüp selam yolcu. Pinky. Ne? Hıydıra mı? Aygüdi, YouTube'a selam ver. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abi Sesi nasıl? gelmiyor ki. Evet ve yapılacak Sesin çok başka bir item uzaktan daha geliyor. var. Selamünaleyküm. Boyuttan konuşuyor arkadaş. Aynen Tabii boyuttan bunun için konuşuyor. uğraşmak gerek. Nasıl oydu ya? Daha ne yapayım? Heh, şimdi oldu. Heh. Nereye sıçacaklar ya? Olmuyor, olmuyor. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Nasılsın, iyi misin? Aygudi. Arada gidiyor. Pardon. Flügel Tiaram var artık. Ne? Flügel Aa. Tiaram var. Botanya'nın uçma zımbırtısı. Zaa. Aynen. Flügel. Ben Vurdum yanlışlıkla. neyden dem içiyorum? Sana vurduğum gibi. Anne mesajına Haydi. baksana şimdi. Evet, şu an ciddi bir lag sorunum var. Bu lag sorunumun Bir aşağı üstesinden gel bakayım. geldikten sonra geliyorum. Evet ve geri geldim ve yapmam gereken birkaç ufak detay daha var. İlk olarak size yapacağım birkaç şeyden bahsedeyim. İlk öncelikle zırhımın görüntüsü her ne kadar gayet cool gözükse de, bayağı karizmatik bir zırh olsa da beni biliyorsunuz ben sade seven bir adamım. Ve Botanya'da benim bu isteğimi karşılayacak bir item mevcut. Tam olarak bu isteğimi karşılayacak bir item. Dur, neredeydin sen? Adın neydi hatta? Evet. Tam olarak isteğimi karşılayacak item deyip item'ın adını unutmakta ayrı bir fan efsane oldu. Bu da ancak benim başımın altından çıkar diye düşünüyorum. Yanılmıyorsam umarım. Ben de Evet. gidiyorum base'ine. Neydin sen? Neydin? 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 Söyle bana. Ha. Phantom Inc.
Evet. Phantoming. Şimdi gel bakalım. Bir. İki. Üç. Ve dört. Ve gizli planlarımıza artık kendi yüzümüzle devam edebiliriz. Ne haber? Merhaba. Üstümde hala zırhım var. Vurayım mı? Vurayım mı? Vurayım mı? Senin shield'ın var, benim manam var. Evet, manam bitebilir. Senin de shield'ın evet. Bitebilir. Deneyelim mi? Furkan yardıma koş, gel 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 gel. Ben bilsem keşi. Beyzi. Beyzi nasıl bilmiyorsun? Atayım mı? Atsana. Aa, bir de unutmadan birkaç detaydan daha bahsedeceğiz. Şu Ring of Thor ne işe yarıyor? Ona bir hızlıca değinelim. Ring of Thor. Ups. Botanya'nın Hammer'ı kabul edebileceğimiz bir item var. Terra Shatterer. Bunun efektif efekt alanını 2 boyutludan 3 boyutluya çıkartıp biraz daha büyütüyor. Attım. Bu önemli bir item. Bunun yanı sıra benim bayağı yapmayı düşündüğüm bir item. Tabii. Rune of Summer. Rune of Summer'ım yok haliyle. Ama Air, Earth, Slime. Air, Earth, Slime. Başka neydin? Sand. Ve Sand ve dur. Melon. Zehir. Merhaba. Bir gelsene aşağı. Dur geliyorum. Evet. Hemen giriyorum. Tamamdır. Şurada bir hafif minik bir melonumuz var. Ondan melon elde ediyoruz. Şimdi. Ve tabii ki de hala jetpack uçuşundan creative uçuşa alışabilmiş değilim. Bu muhtemelen bir günümü falan alacak. Diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Bu arada bir kişi arttığı için bir kişi daha fazla uyuması gerekecek. Ne güzel değil mi? Eve gidip uyuyayım mı? Olabilir. Manu tam zamanında girdi oyuna. Abi beni attı. Heh, tamamdır. Sürür uyumanı gerekir dedi. Şimdi Queen of Earth. Ayrıyeten bana bir ne lazımdı? String. 4 tane string. Teşekkürler. Ve Living Rock. Ve bir de sen. Bana sen lazımsın. Kendi kapama şirken atıp duruyorum. Evet, şimdi o esnada şunları da tamamdır. Yapalım bakalım. Ve bu arada ikinci seviye rünleri yaptığınızda önceki seviye rünleri size geri veriyor. Onları harcamıyor. Sadece yapım esnasında kullanıp geri veriyor. Şimdi önce bir alt seviyesini yapalım. Bu ne işimize yarıyor? Basitçe bunu giydiğimizde fire damage konusunda ilginç bir muhabbetimiz oluyor. Kovamı alıp göstereyim. Kovamı da alıp geldim. Evet. Gelelim. Seni şöyle alalım. Şuradan kendime bir love vereyim. Şuraya mesela koyalım. Love'ın içindeyken damage alıyorum ancak love'dan çıktığımda damage almayı kesiyorum. Love demişken. Bunu otomatize etmeye üşendim.
Zaten o sadece bir boost benim için. Ah. Bunu şimdi upgrade edeceğiz. Bunun bir üst seviyesi var. Bu. Şimdi bu kendisi ne işe yarıyor? Bas konuşa basarken çift boşa çift tıklamakta zor oluyor biraz. Evet, lavın içindeyim ve varlığını bile hissetmiyorum lavın. Evet. Bence gayet güzel bir arkadaş. Evet. Basitçe bunlar bu şekilde. Bu arada şu arkadaşlar da lavdan üretiyor ancak işleri bittikten sonra bir 5 dakikalık cooldown'a giriyorlar. Bu cooldown'ı şu çevirilerindeki particle'lardan anlayabiliyorsunuz ve bu esnada buna kesinlikle lav vermemeye çalışın. Hani çok zekice bir seçenek olmaz. Bu hala bir yerden manamı alıyor. Ha tamam. Neyse. Bu gene biraz dolmaya başlamış. Evet, bir tane terörist değilim. Hazır. Ben yani bir tane daha Gaia ile savaşabilirim demektir bu. Neyse, şunu yerine bir atalım. Şimdi bu zırhın bana kattığı özelliklere bir değinelim. Eğer bütün seti giyersem şöyle bir muhabbet oluyor. Wheel of Ancients diye bir özellik kazanıyorum. Bu özellik bir mana kullanan bütün aletlerin %20 daha az mana kullanmasını sağlıyor. Canım, ne derse, açlığım full olmasa bile canımın dolmasını sağlıyor. Manamın hafif bir biçimde regenere olmasını sağlıyor ve critical hitler beni biraz healliyor. Basitçe bu. O yüzden Gaia dövüşünde bu zırh çok gerekli bir zırh. Bu arada Gaia dövüşü esnasında yapacağım bir şey söyleyeyim. Flügel tiyarayı çıkartacağım çünkü flügel tiyarayı devre dışı bırakıyor arkadaş. Evet. Şimdi senle yapabileceğimiz başka neler var? Charm of the Diva. Hayır, gerek yok. Sizler... İlginç. Sen nesin bilmiyorum. Ha, Gaia Mana Spreader. Buna bulaşacağız. Hatayı birazdan geçebilirim. Mana Storm Charge, Nimbus Amulet neydi? Ha, patlamalara karşıydı galiba bu. Yok, değildi. Bunlar da Cloaklar. Evet. Roll of the Unstable Reservoir. Tabii ki de yapamıyorum. Evet, düşen lootlarımız da bunlar. Bunlardan özel isteklerim şu, şu ve şu. Belki bir de bu. Ama bana hangisi geldi? Bu geldi. En az kullanacağım. Evet, basitçe bu şekilde. Bunun yanı sıra başka şu zımbırtılar da var. Evet, Botanya'da en çok ihtiyaç duyduğum şeylerden... İki şeyden birini elde etmiş durumdayım. Şimdi sadece diğeri için bolca savaş yapmak var. Ayrıca şu villler de Gaia dövüşü esnasında düşüyor. Onlar işime yarayacak şeyler. Ve yapmadan müzik diskleri çalan arkadaşın adı neydi? Evet, çok güzel hatırladım. Öyle böyle hatırladım ki Vanilla Minecraft bilgimin ne kadar sıfır olduğunu çok güzel anlamışsınızdır. Neyse. Evet. Şu an ne yapmam konusunda, bu bölüm daha ne yapmam konusunda en ufak bir fikrim bile yok. O yüzden sanırım bölümü burada bitirsek güzel olabilir. Biraz kısa bir bölüm oldu ancak Sen kaç level oldun? O 4 modifier. Bir tane daha modifier. Olduğu takdirde tam istediğim sayıda oluyor.
Bir parçasını kağıtla değiştireceğim. Tamamen Unbreakable koyup Silk Touch ekleyeceğim. Bu. Ve sonrasında iki tane robot bunları dünyayı kazmak için kullanacaklar. Evet, Quarry'in bunlar olacak. O zaman ne yapıyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler ve bir ara konuşma yeteneğimi geri kazanmam lazım.